Çocukken ilk kez benden çok daha büyük birisinin elindeki arbaletle bir zombiyi duvara mıhlamasıyla gördüm Half-Life'ı. Tabii o zamanlar bu oyundan çok korkuyordum ama bir yandan da içimdeki merak gittikçe büyüyordu. Bu korku, macera, aksiyon ve bilim kurgu oyun her neyse onu oynamalıydım. Arbaletle duvarlara zombilerin mıhlandığı oyunun Half-Life 2 olmasına karşın ben ilk oyundan girdim içeriye. Ve tanıdığım herkes tanıklık etmiştir ki bir daha da dışarıya çıkamadım. 25. yılına özel bir güncellemede çıkmışken çok uzun yıllar boyunca bol bol konuşmuş olmamız gereken ama hiç böyle bir fırsat bulamadığımız bir oyun devini Half-Life'ı konuşalım sizinle. Half-Life ile ilgili söylenmesi gereken çok fazla söz vardır illaki. Ama içinde barındırdığı tüm o lanet okuduğumuz düşmanlar, beynimizi yakan bulmacalar ve sürekli bizi başka bir zayıf noktamızdan vuran aksiyon sekanslarına rağmen sanırım en fazla aklında kalan bölüm giriş kısmıdır. Hayır, bunun sebebi oyuna sürekli baştan başlayıp hep yarıda bırakmam değil. Zaten kendinizi bir kaptırınca bir bakıyorsunuz oyunu bitirmişsiniz. O giriş bölümü ise diğer aksiyon ve savaş oyunlarından farklı olarak bizi alıp uzun bir süre sessiz ve sakin bir yolculuğa çıkarıyor. Bir hız treni deneyiminin aksine bu vagonun içinde olabildiğince yavaş ilerliyor ve sanki turist olarak geldiğiniz bir kasabada rehberinizin eşliğinde kafa dinlendiren bir gezi yapıyorsunuz. Tur bittiğinde ise bu sefer tesisin içinde özgürce dolaşabileceğiniz ve milletin işine gücüne karışabileceğiniz bir kısım başlıyor. Alarmı mı çalacaksınız? Bilgisayarları mı çökerteceksiniz? Bir gazoz mu açacaksınız? Yoksa zavallı, yorgun bilim insanlarının öğle yemeklerini mikrodalgada mı patlatacaksınız? O size kalmış. İşte bu büyülü ama sıradan başlangıç aslında Half-Life'ı diğer aksiyon oyunlarından ayıran en önemli parçalardan birisi. Çünkü sizi son derece olağan bir hayat akışının içine bırakıyor, uzun bir süre burada kalmanıza izin verdikten sonra birden dış boyutlu yaratıkları üzerinize salıyor ve kendinizi o korku ve bilim kurgu karmaşasının içinde buluyorsunuz. Ama korkmayın, yine de yanınızda bir levyeniz var. Half-Life 1 ve 2 boyunca kendisine eşlik edeceğimiz Gordon Freeman, Seattle doğumlu genç bir insan. Kuantum fiziğine ve genel göreliliğe olan ilgisi de Stephen Hawking ile Albert Einstein gibi dehaların peşinden gitmek istemesiyle ilerliyor. Bu amaçlar doğrultusunda MIT'ye giriyor ve teorik fizik alanında doktorasını da tamamlayarak 27 yaşında işe başlıyor. Tezinin ismi o kadar uzun ki onun için bambaşka bir video hazırlamamız gerekebilir ama sanırım yine de bir deneyebiliriz. Dr. Freeman'ın doktora tezinin başlığı, maddenin son derece yoğun elementler aracılığıyla ışınlanması, mod kilikli, kaynak dizisinden aşırı uzun dalga boylu doğrusal olmayan transuranik kristal darbesi yoluyla indüksiyon aracılığıyla suprakuantum yapılarda Einstein-Podolsky-Rosen dolaşıklığının gözlemlenmesi üzerinedir. Yani ışınlanma üzerine. Dr. Freeman'ın tezi ışınlanma üzerine. Gordon Freeman bir iki yerde çalışmak istemiş olsa da akademik kurumlarda yürütülen fizik çalışmalarının yavaşlığından yakınarak işini bırakıyor ve en sonunda oyunumuzun geçtiği ve sonraki oyunlar içinde çok önemli bir anlatı değerinin olacağı Black Mesa araştırma tesislerine geliyor. İster oyunun başındaki sakin gezi ve sıradan bir sabah olsun, ister uzaylı devlerle savaştığı ve plazmalarıyla lazerlerden oluşan bir bulmaca ağını açtığı akşamlar olsun, Gordon Freeman'ın yüz ifadesi hep aynıdır ve hep uygundur. Ya sabah kahvesini bekler büyük bir ciddiyetle ya da hızlı ama sabırlı bir şekilde çok kısa bir süre sonra yeniden sökmek üzere şarjörünü muazzam bir sükunetle değiştirir. Ama her zaman soğukkanlı, sakin ve ciddidir. Gordon Freeman, Zen güçleri ve tekinsiz kişilik G-Man arasında geçen hikayemizden sonra 3 farklı yeni macera ekleniyor Half-Life'a.
Şu anki Borderlands serisinin de yapımcısı olan Gearbox Software tarafından geliştirilip yine Sierra tarafından yayınlanan yeni ek hikayelerde Gordon Freeman'dan başka karakterlerin başına gelenlere tanık oluyoruz. Opposing Force'da araştırma tesisini basan askerlerden birisi olan Adrian Shepard'ı oynarken, Blue Shift'te bilim insanlarını oradan çıkarmaya çalışan bir güvenlik görevlisine, Decay'de de işleri düzeltmeye çabalayan iki bilim insanına odaklanıyoruz. Bu hikayelerin içinde tabii ki birbirleriyle ve ana akışla kurulan temaslar, göndermeler, kesişme noktaları mevcut. Çok popüler içerikler olmasalar da daha sonraki çıkışların hikayeleri için önemli sayılabilen detaylar veriyorlar. İlk oyundan 6 yıl sonra çıkan Half-Life 2, hem ilk günkü tadını başarılı bir şekilde korumasıyla hem de pek çok açıdan devrimler yapmasıyla yine adını oyun dünyasına kazıyan bir eser oldu. Aynı zamanda ne yazık ki genel oyuncu kitlesi için çıkış yapan son tam sürüm Half-Life oyunu oldu. Bugün bile savaş mekanikleri birçok modern oyunla kapışabilecek seviyede. Bulmacaları hala tazeliğini koruyor ve oyuncuların zekasına saygı gösterebiliyor. Ki şu sıralar pek çok oyun bir zerre olsun bu tavrı sergilemiyor. Maalesef çok tanık olamadığımız bir durum. Fizik motorunun sunduğu etkileyici gerçeklik bambaşka bir seviyedeyken, oyunun önümüze serdiği görsel güzellik yine bugünkü pek çok büyük şirketin standartlarının da ötesine geçiyor. Evet Bethesda, sana bakıyorum. Ağzımızı açık bırakan finalinden sonra gelen Episode 1 ve Episode 2'nin sonunda o çene bir türlü kapanmıyor ve şaşkınlığımız ile içine düştüğümüz dehşet sadece daha çok artıyor. İlk oyunda Zen boyutundan bizim dünyamızı akın eden uzaylı yaratıklarla savaştıktan sonra ikinci oyunda bu işgalci yaratıkların tam olarak kimlerden kaçtığını öğreniyoruz. Combine adlı bu fraksiyon boyutlar arası bir egemenliği oluşturuyor. Çok fazla türün ve medeniyetin neredeyse öjenik diyebileceğimiz bir kullanımla birbirinin içine geçtiği muazzam bir sürü mekanizması ile çalışıyor. Ve biz bunun her bir katmanıyla ayrı ayrı başa çıkmaya çabalıyoruz. Peki neden dünyaya geldiler? İnsanlarda ne vardı da bunu istediler, bunu çok bilmiyoruz. Ama ortada dolaşan çeşitli teoriler var. Bir kısım oyuncu, G-Man adlı gizemli şahsın kendi çıkarları ve sinsi planları doğrultusunda Combine'ı dünyaya çektiğini söylerken, bazıları da Black Mesa'da yürütülen ışınlanma çalışmalarının neredeyse başarıya ulaşacak olmasını neden olarak gösteriyorlar. Sonuçta mekan ve zamanda yapılan atlayışlar çok ama çok güçlü bir şekilde kullanılabilir. Ve Combine böylesine kuvvetli araçlar ve yöntemler bulunduran türleri ve toplulukları kendi başına bırakmak istemeyecektir. Birisi elinde felsefe taşıyla kapımın önüne gelse ve "Bak bu gerçektir ve bu taşı sana vermeye karar verdim" dese, hem o taşın gerçekliğine hem de o insanın dürüstlüğüne daha fazla inanırım. Half-Life 3'ün kendi gerçekliğindense. Hayaletler, UFO'lar ve uzaylılar, periler ve cadılar bile daha gerçek olabilir bu efsanevi oyundan. Efsanevi derken bir kalite standardına değil, artık bir gerçeklik niteliğini tanımlıyoruz. Yok Episode 3 olarak geldi de olmadı. Yok yeni oyun motoruyla birlikte çıkış yapacaktı da beğenmediler. Yok devrim niteliğinde bir teknolojiyle beraber düşecekti hayatımıza da yapamadılar diye söylene söylene Half-Life 3 ancak hayallerimizde var olabilen bir oyun haline geldi. Hayallerimizde kaldıkça boyutu da büyüdü de büyüdü. Gerçek bir oyun masalına dönüştü. G-Man tam anlamıyla bütün Half-Life serisinin kötü karakteri, baş düşmanıdır ama kendisiyle bir kez bile olsun savaşmayız. Gizemli birisidir. Görünüşü dolayısıyla adının Government Man diye adlandırılan, zamanın devlet ajanlarından temellendirildiği söylenir. Bazı oyuncular Gordon Freeman isminden yola çıkarak bu gizemli kişiliğin bizim değerli teorik fizikçimizin gelecekteki bir türevi olduğunu söylerler. Oyunun konularının zaman ve mekan çevresine ne kadar fazla döndüğünü de hesaba katarsak belki bu durum gerçek olabilir. Tabii her zaman için G-Man'in gizemli, yabancıl bir kişilik olması da çok kuvvetli bir ihtimaldir. Bizi oradan buraya atar durur.
savaşımızın ortasında çıka gelir, iki söz etmek ister ama o takım elbisesi ve siyah çantası da pek güzeldir. Doktor Who'daki doktorun antitezi gibidir adeta. Ki bu oyunda da Doktor Freeman ile karşılaşıp durur. Kendisini çok severim. ...21 Kasım 2019'da yayınlanan trailer ile yüreklerimiz o güne dek hiç hoplamadığı kadar hopladı. Çünkü bu yepyeni bir Half-Life oyununun trailerıydı. Gordon Freeman yerine bu kez ikinci oyundan da iyi tanıdığımız Alex Vance'i oynuyorduk. Her ne kadar ana akım bir platform üzerinden yayınlanmıyor olsa da tek kişilik AAA bir macera hikaye oyunu kadar uzun bir oynanış süresine sahipti. Belki pek çoğundan da daha iyi bir sunumu, akışı ve mekanikleri vardı. Sanal gerçeklik oyunuydu ama çağdaş türdeşlerinin hepsinden çok daha ilerideydi. Klasik bir Half-Life niteliğidir bu zaten. Source 2 motorunun bir sanal gerçeklik oyununda ne kadar iyi bir performans gösterebileceğini sergiledi. Motorun teknolojisi aklımızı başımızdan aldı ve en önemlisi hem hikayesiyle hem de yapısıyla Half-Life serisinin devamına yeşil ışık yaktı. Tabii bu demek değil ki gelecek yıl Half-Life 3 duyurulacak. Ama en azından önceki kadar hiçlik içinde saf hayal gücümüzden yarattığımız bir umut veya umutsuzluk yok ortada. Katı, pragmatik, yolu yorduğumu belli bir gerçeklik var. Ve Half-Life 3 de herhangi bir an bunun gayet bir parçası olabilir. Sonuçta bir sanal gerçeklik oyunu çıkartacakken Valve buna Half-Life demeyi, bu dünyada geçirmeyi ve bütün seriye bir etkisi olmasını istemiş. Şirketin Steam üzerinden elde ettiği muazzam geliri de hesaba katarsak, bunu yapmalarındaki sebep maddi bir kaygıdan çok ancak Half-Life markasını yeniden canlandırmak istemeleri olmalıdır. Tabii bu da belki yine hayal gücümüzün bir ürünüdür. Kim bilebilir? Half-Life ismi 25 yıl önce çıkan eski bir efsaneye ait olsa da bu yıllarda da gördüğümüz gibi yıllar sonra çıkardıkları tek bir oyunla bile hemen yeniden alevlenebilecek, dikkatleri üzerine yeniden çekebilecek ve insanların heyecanlarını en baştan yeniden canlandırabilecek bir potansiyel var ortada. Bu ateş, bu heyecan, bu yangın bir yere gidecek gibi de görünmüyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. To the high toxicity of material routinely handled in the Black Mesa compound, no smoking, eating, or drinking are permitted within the Black Mesa transit system. Please keep your limbs inside the train at all times. Do not attempt to open.